Cep telefonlarında çok uzun yıllardır ciddi bir inovasyon yok. Steve Jobs'ın iPhone'u tanıttığı ilk günden beri telefonlar hep daha hızlı, daha verimli hale geldi. Kameraları iyileşti, üzerindeki aplikasyon dükkanları zenginleşti ama köklü bir değişim yok. Bu aralar gördüğümüz katlanabilir telefonda benim gözümde çok önemli bir inovasyon değil. Ama galiba bu değişecek çünkü Elon Musk ve Tesla cep telefonu işine giriyorlar ve biliyoruz ki Elon Musk ve Tesla girdikleri sektörü değiştirirler. Bu bölümde neden Elon Musk bu işe soyunuyor? Acaba başarılı olma ihtimali nedir? Düşündüğü cep telefonu mevcut cep telefonlarından farkı ne? Elon Musk boşluğu nerede gördü? Tesla'nın çıkaracağı bir cep telefonu Elon Musk'ın toplam ekosisteminde yani SpaceX, Starlink, Neuralink, Tesla gibi bütün işleri düşündüğümüz zaman onların içerisinde nasıl merkezi bir role soyunabilir? Ve önemlisi ben bu telefon çıktığında almak ister miyim? Bütün bunları anlatıyor olacağım. Bugün 17 Kasım 2021. Ben Bora Özkent. Yeni bir podcast ve 291. podcast ile beraberiz. Bugünkü konumuz Tesla'nın cep telefonu. Bir süre önce bu dedikodular aslında ortaya çıkmıştı. Antonio de Rosa isimli eski bir Apple tasarımcısı ki iPhone'un tasarımında bazı önemli rolleri oynayan birisi bir telefon hayal etti Tesla için. Adına da Model P dedi ve Tesla'nın telefonu neye benzeyebileceğini ortaya koydu. Ve şimdi anlıyoruz ki aslında o işin arkası o kadar boş değilmiş. Uzun süredir Tesla bu işe kafa yoruyormuş. Bir ara 2021'de böyle bir telefonun piyasaya çıkabileceği söyleniyordu ama ortalıkta bir işaret yok. Belki de 2022'ye kalmıştır ama galiba Tesla'nın bir cep telefonu üreteceğinizden artık bugün eminiz. Peki bununla neyi amaçlıyor Tesla? Şu anda arka planında dönüyor Antonio de Rosa'nın tasarımı P model adını verdikleri Tesla telefonunu. Bazı güzel özellikleri var. Bunlara biraz kameralar. Bence biraz iPhone'a dalga geçmek için 3 yerine 4 kamera koymuş. Onun anlamını çok çözemedim ama daha değişik hoş yönleri var. Fiziksel bakacak olursak mesela kendi kendine renk değiştirebilen bir malzeme kullanacağı ve telefonunuzun renginin günün ışığına göre değişeceği düşünülüyor. Üzerinde bir solar panel olacağı Tesla bu konuda uzman ve telefonun kendi enerjisini verimli bir şekilde üretebileceği düşünüyor. Arka tarafa eklenecek bir solar panelle. Bu dokunmatik ekran teknolojisine yeni bir devrim getireceği ve ultrasonik bir kilit mekanizmasını devreye alacağı söyleniyor. Bunun ne anlama geldiğini ve mevcut Apple kilitlerinden neyi farklı yaptığını görüyor olacağız. Ama asıl mesele bence ürünün bu fiziksel özellikleri değil. Zaten hafızası, hızı, işlemcisi konusunda çok detaylı bilgi yok. Bunlar biraz tasarımdan elde edilen spekülasyonlar. Ama asıl önemli konu bu değil bence. Asıl önemli konu bu telefonun daha büyük resimde Elon Musk'ın bütün projelerin içerisinde nereye oturuyor olacağı. İlk devrimsel fikir bu telefonun Starlink ile konuşuyor olması. Biliyorsunuz Starlink, Elon Musk'ın diğer şirketi olan SpaceX'in uzun zamandır yönettiği bir proje. Gökyüzüne uydular yerleştiriyorlar ve uydulardan dünyaya internet bağlantısı indiriyorlar. Oldukça da hızlı büyüyor bu arada. Şu anda bile 90 bine yakın abone var. Şu anda 1600 uydu uzayda geziyor ve internet sağlıyor insanlara. Bunun yakın zamanda 30-40 bin uyduya geleceği ve dünya nüfusun ciddi bir bölümünü kapsayacağına inanılıyor. Gelecek yıl için hedefi mesela Elon Musk'ın 500 bin aboneye ulaşıyor olmak. Tabii bunlara şu an ulaşmak için binanızın üzerine bayağı böyle bir çanak anten gibi anten takıyorsunuz. O antenle buna ulaşılıyor. Varsayım o ki Elon Musk'ın telefonu bunu doğrudan kendisi yapabiliyor olacak. Bu da aslında telefonlarda uzun zamandır görmediğimiz en büyük devrimlerden bir tanesi önünü açıyor. Telefonunuz artık sim kartına gerek yok. Telefonunuz doğrudan doğruya Starlink uydularından hat alabilecek, line alabilecek ve böylece aslında belki masraflarımız azalacak, belki biraz sansürden kurtulacağız, belki sınırlardan kurtulacağız. Sınırlardan kurtulmak kastım da hem uluslararası arama tarifeleri falan bitiyor olacak belki. Belki bir yandan da Mars'la da görüşüyor olabileceğiz. Çünkü aynı teknoloji Mars'ta da geçerli olacak. Tesla'nın çıkaracağı P telefonun bir diğer önemli bağlantı noktası tabii Tesla otomobilleri. Elon Musk'ın hayalinde otomobillerin cep telefonundan yönetilebilir hale getirmeye çalışıyor. Zaten bir Tesla app'i var. Bu Tesla app'le aramanızı kapısını açıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz, müzik sistemini ayarlıyorsunuz, ısısını ayarlıyorsunuz. Alışveriş merkezindeyken basıyorsunuz düğme, araba size kendi kendine geliyor. Pek çok şey yapabiliyordu ama bu farklı telefonlar üzerindeki aplikasyonlarla oluyordu. Varsayım o ki Tesla'nın kendi telefonu bu entegrasyonu daha ileri boyutlara götürüyor olacak ve telefon arabanın merkezi yönetim üssü haline gelecek. Belki de mesela o Tesla'daki ünlü orta ekranlara bile gerek kalmayacak.
telefonunuzu oraya yerleştireceksiniz ve arabanızla simbiyotik bir bağ kuruyor olacak. Bu da otomobilin yapabilecekleri ve otomobilin cep telefonu gibi tam bir teknoloji ürüne dönüşmesi konusunda müthiş gelişim fırsatları önü açacak gibi gözüküyor. Bu konuda bazı spekülasyonlar var. Ben de merakla bekliyorum. Bir diğer önemli bağlantı tabii Neuralink ile. Neuralink biliyorsunuz Elon Musk'ın bir diğer girişimi. Beynimizi bilgisayarlara bağlamaya çalışıyor ve böylece beynimizin becerilerini katlamayı ve bazı insan hastalıkları tedavi etmeye veya yanlarından dolaşmayı düşünüyor. Tabii cep telefonuyla yanımızda her an gezdiğimiz cep telefonu bu daha mümkün hale gelebilir. Biliyorsunuz Neuralink projesinde bu beynin arka tarafına boynumuza takılan bir çip vardı. Oradan bilgisayarla bağlantı kuruluyordu. O çipi takarsanız hani hep bizim bu komplo teorileri korktuğu mesele galiba gerçekleşecek. Cep telefonu sizin beyninizle her an iletişim halinde olabilecek. Bunun işte cep telefonunuzu sadece komutla, hatta sesli komut bile değil, zihninizdeki komutlarla yönetmek gibi hoş, değişik, eğlenceli yönler olabilir. Bir yandan da aslında cep telefonunda bu tip bir entegrasyonun bizi daha zeki kılması, verilere daha kolay ulaşma, anında etrafta olan biteni daha fazla anlama konusunda da yeni şeyleri getiriyor olabilir. Hayal gücünü size bırakıyorum ama Neuralink ile cep telefonu arasında bir bağlantı olacağına uzmanlar %100 gözüyle bakıyorlar. Elon Musk biliyorsunuz PayPal'ın kurucularından, yani ödeme platformlarını çok iyi bilen bir insan. Çok büyük ihtimalle bu cep telefonu aynı zamanda PayPal gibi bir ödeme cüzdanına dönüşüyor olacak. Tabii Elon Musk'ın kripto paraları olan sevgisini düşünecek olursak muhtemelen üzerinde kripto paraların da olduğu bir cüzdan olacak bu. Ve pek çok yerde bir alternatif ödeme aracı olarak devreye giriyor olacak. Ama bu ürünün bir vizyoner boyutu daha var. Elon Musk espriyle karışık Mars'ta geçecek yeni bir coin'den, Mars coin'den bahsetmişti. İddialara göre bu telefonlar otomatikman Mars coin madenciliği yapabilecekler. Yani telefon aldığınızdan itibaren Mars'ta geçecek olan bir coin'in madenciliğini yapacaksınız. Bu sayede para da kazanacaksınız. Kim bilir, belki telefonu bedavaya getirme fırsatı da burada ortaya çıkıyor olabilir. Gördüğünüz gibi epey çok yenilik de geliyor. Madencilik yapıp para kazanabiliyorsunuz. Solar panel sayesinde kendi enerjisini üretebiliyor. En önemlisi Starlink'e bağlandığı için internete ihtiyacınız sim kartların dışına çıkıyor. Operatörlere artık bağımlı değilsiniz. Otomobilinizle entegre oluyor. Otomobilin ana yönetim üssü haline geliyor ve bir yandan da Neuralink ile olan bağlantısından dolayı beynimizin bir uzantısı haline getiriyor. Telefonu Elon Musk umarım beynimizin efendisi haline getirmez tabii. Ama başarılı olacak mı? Bu da tabii önemli bir sorun, çünkü karşısında bu sefer Apple gibi ne yaptığını çok iyi bilen bir firma var. Samsung gibi, Xiaomi gibi yıllardır bu teknoloji yatırım yapan çok kuvvetli markalar var. Bunlara karşı Tesla'nın şansı ne? O konudaki görüşümü aktarayım şimdi de. Bence şansı epey yüksek. Çünkü Elon Musk'ın dünyada fanatiği çok fazla insan var. Zaten sırf Twitter'a bakın 70 milyon yakın insan takip ediyor ve bu insanların hepsinin Tesla otomobili alması mümkün değil. Bu insanların bir bölümü sırf Elon Musk'a olan sevgilerinin, hayranlıklarından dolayı bu telefonu alacaktır diye düşünüyorum. Artı değerli bir firma Tesla. Çok parası da var artık. Apple kadar değil belki. Apple'ın 2,5 trilyon dolar değerlemesine karşı Tesla'nın 1 trilyon dolar değerlemesi var ama hiç de zayıf bir firma değil. O yüzden bu ürünü pazarlamak ve bu ürünü insanlara anlatmak konusunda doğru şeyler yapacağını düşünüyorum. Ama en önemlisi, eğer telefonun çıktığı güne kadar bahsettiğimiz Starlink projesindeki gelişmeler tamamlanırsa, yani dünyada daha fazla yerden bu telefonlarla Starlink'e bağlanabiliyorsak ve Tesla'nın hedefi olan 2030 yılında 20 milyon Tesla otomobili üretme projesi de başarılı olursa, o zaman bu telefonların konuşacağı araçların sayısı da artıyor. Bence Tesla telefon başarılı olur. Ama şunu gerçekçi görmek lazım. iPhone 250 milyon adet satış yapıyor yılda. Hiç de kolay değil onu yeniyor olmak, ama bir zamanlarda Nokia yapıyordu. iPhone onu yendi. Samsung'un, Xiaomi'nin yenilikçi teknoloji küçümsememek gerekiyor ama onların da böyle etrafta entegrasyon sistemleri biraz zayıf. Tabii Apple otomobilini çıkarıp kendi telefonuyla otomobil arasındaki bağlantıyı kurunca neler olur onu pek öngöremiyorum. Ama bir yere Elon Musk ve Tesla giriyorsa orada ciddi bir değişim olacağına ben kesin gözüyle bakıyorum. Evet, bu gelişmeyle artık Elon Musk cep telefonu pazarındaki bir yıkımın önünü açıyor olabilir. Göreceğiz, takip edeceğiz. Bazı şeyler söylendiğinden çok daha uzun süre gerçekleşebiliyor. Rakipler bu sefer daha sert. Yani ben otomobil dünyasındaki rakiplerinden çok daha sert rakiplerle burada uğraşacağını düşünüyorum. Ama Elon Musk kolay kolay teslim olan bir insan değil. Ben de heyecanla gelişiyor olacağım. Biliyorsunuz bir Tesla yatırımcısıyım. Aklınızda bu da kalsın. Biraz taraflı bakıyor olabilirim ama ben heyecanla bekliyorum. Ve telefon çıkar çıkmaz iPhone'umu terk edeceğimi çok büyük ihtimalle öngörüyorum. Bugünkü podcast'ta hoşunuza gittiyse bir yorum, bir like süper olur. Artı bana aşağıda mail adreslerim, iletişim bilgilerim var. Kulübümüzün bilgileri var, bültenimizin bilgileri var. Oralardan da bize ulaşabilir. Sadece videoları değil, yazılı içerikleri de takip edebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.